Amerikalıların bilinçli olarak yaptıkları ortaya çıktı. Yani böyle bu alüminyum bulutu, gökyüzünde gözüken, bulut şeklinde gözüken ve dağılan böyle ızgara şeklinde, artı şeklinde çeşit çeşit şekiller alıyor. Öyle basit, sıradan bir şey olmadığı anlaşıldı. Hı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Ford Dirish şehrinde bir Amerikan hava kuvvetlerine ait bir araştırma enstitüsü var. Bu araştırma enstitüsü İspanyol gribine sebep olan virüsten, H1N1'den 1000 kat daha tehlikeli bir virüs geliştirdiler. Yani bu virüsü de ne yapıyorlar? Sürekli mutasyona değiştiriyorlar. Şekil veriyorlar. Bir bakıyorsun kuş gribi çıkıyor, bir bakıyorsun domuz gribi çıkıyor. O ülkede, bu ülkede istedikleri zaman istedikleri ülkeyi virüsle tehdit ediyorlar. Evet. Şimdi bu Amerikalıların üretmiş olduğu bu alüminyum bulutları, toz bulutu, toz gibi gözüken bulutları ilk denemesini Körfez'de yaptılar. Yani Körfez Savaşı. Yani Irak'a girmeden önce uçaklarla gökyüzüne alüminyum yaydılar, saçtılar. Ve böylece o alüminyuma gönderdikleri frekanslarla, radarlarla oradaki cisimlerin 3 boyutlu şeklini aldılar. Yani insan mı, hayvan mı? Burada ne var? Onu net olarak gördüler. Çünkü buradan, yerden gönderilen ışın veya frekans o alüminyum tabakasından geri yansıyor. Ve böylece o yansımayı alıyor, değerlendiriyor. Bu nedir? Cismi, insan mı, hayvan mı, bitki mi, dağ mı, taş mı, her şeyi net olarak görebiliyor. Yani bunu savaşta da denediler. Denemedikleri yöntem yok. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Uyanık olmak gerekir. Onların üretmiş olduğundan daha iyisini üretip hazır olmak gerekir. Şimdi bir de bunların başına Trump diye bir deli biri geçti. Allah korusun. Her an, her yerde, her şekilde savaş olabilir. Bir akıllı zannettiğimiz adam gitti, daha delisi geldi. Dünya tehlikeye doğru gidiyor, Allah korusun. Hazırlıklı olmak lazım. Biz Türk milleti olarak televizyonlara bakıyoruz. Ya 24 saat eğlence, doğru, şamata, yok evlilik programı, yok bilmem ne programı. Sanki biz dünyada yaşamıyoruz da başka bir gezegende yaşıyoruz. Yani televizyon programları milleti uyutmaktan başka hiçbir şey yaramıyor. Gazeteler dersen çoğu kaçıyoruz. Hep yani dua, yani realiteden kaçıyoruz. Nereye kadar kaçacağız? Aynen öyle. Bir gün kapımızı çalacak. Yanı başımızda Suriye var, Irak var. Olaylar devam ediyor. Binlerce insan öldürülüyor. İnsanların namusu ayak altında ama biz hala uyuyoruz. Hiç nereye kadar uyuyacağız anlamadım ben bu işi. Yani bu uyutma tekniği, taktiği devam ediyor. Hayırlısı Allah'tan. Neyse.